O mu? Behzat küçükken ona anlattığım, bana da anneannemin anlattığı bir masal vardı. Cinler tarafından kaçırılan küçük çocuğun hikayesi. Küçük çocuk annesinden habersiz kendisini kaçıran cinlerle uzun bir yolculuğa çıkardı. Uzun, upuzun bir yolculuğa. Kaybolurdu ortada. Behzat de tıpkı bir zamanlar benim yaptığım gibi bu kayboluşa dayanamaz ağlardı. O geri dönecek değil mi anne derdi. Dönecek değil mi? Masalda çocuk hep geri dönerdi, periler kraliçesiyle evlenirdi. Şimdi biraz daha evet, iyi misiniz? Evet, sağ olun, iyiyim. Birden fena oldum. Çok normal. Yüzü böyle parçalanmış bir ceset görmeyeli yıllar oluyor. Korkunç tabii. Emin misiniz oğlunuz olmadığına? İsmi neydi? Veysel. Eminim tabii o değil. Pek az bakabildiniz. Gidip bir daha bakmak isterseniz. O Veysel değil. Bakın, bu size göstermiş olduğumuz üçüncü ceset. Ötekilerine de değil dediniz. Hiçbiri değil. Emin misiniz? Hiçbiri Veysel değil. Değil. Ankara Ekspresi mi? Ne zaman? Yarın. Yarın ne olur? Peki Perşembe'ye? Perşembe'ye var. Yataklı mı? Yataklı. Ha, yataklı yok. Kuşetli olsun o zaman. Tamam. Kaç kişi? Üç. Üç. Perşembe'ydi değil mi? Evet, Perşembe. Şükrü Hanım. Şef seni aradı az önce. Bir görünsen fena olmaz. Tamam. Nerede kaldın ayol? İşim vardı. Arayıp haber de vermedin. Merak ettik yani. Fırsat olmadı. Ay keşke haber verseydin. Bak vallahi merak ettim bu sefer. Bir Pamukkale Ekspresi dedim bayan. Yarına Kuşetli. Ay tamam bir dakika veriyorum. Şükrü Hanım. Seni Şule diye biri aradı telefonla. Yine arayacakmış. Ya bir bilet dedim, bir bilet. Ayıp be. Ay tamam bir dakika veriyoruz patlama. Evet. Lakin benim de sorumluluklarım var. Hesap verdiğim kişiler. Anlıyor musunuz? Evet anlıyorum. Bir süre izne ayrılsanız belki. Hem böylece bu sırasız gidip gelmelerinizin göze batmasına da engel olursunuz. Evde bir başıma çıldırıyorum. Burada ise birazcık işlerle oyalanıp unutuyorum. İnsan bir şeylerle meşgul olunca kafası biraz dağılıyor. Veysel değil mi ismi? Evet. Yıllar önce görmüştüm Kadir'in cenazesinde. Ona benziyor diye kalmış hatırımda. Daha çok bana benzer. Yani bana benzetirler. Benim oğlan da bana benziyor ama annesi sizin gibi illa da ona benzediğini söylüyor. Bu Veysel de babası gibi ise siyasi bir şeyleri varmış diyorlar. Doğru mu? Yok öyle bir şey. İyi, iyi. Gerçekten yok. Tamam, tamam. İnandım. Doğrusu bilirsiniz Kadir benim çok yakınım değildi. Onun siyasi işlerinden hep uzak durdum. Onlar bana göre değil. Ama sonuçta siz bize onun emaneti sayılırsınız. Film bilim çekerdi değil mi grevlerde? Hatırlıyorum. Böyle garip merakları vardı. Toprağı bol olsun ne denir? İşte böyle Şükrü Hanım. Benim söyleyeceğim bu. Daha önce sizinle hiç konuşmak istemedim. Sizi anlıyorum ama biraz da işinize özen göstermenizi bekliyorum. Ne beni ne kendinizi zorda bırakmayın. Her şey düzelecek. Eminim bundan. Siz de rahatlayacaksınız. Her şeyin sonunda selamet var Şükrü Hanım. İnşallah. Şükrü Hanım. Şükrü Hanım.
Ahmet Bey, fark etmedim sizi dalmışım. Nasılsınız, bir haber var mı? Yok, bir haber yok. Allah Allah, ne işti bu böyle? Vallahi bilmiyorum Ahmet Bey, bilmiyorum ki. Şükran Hanım, nasılsın? İyi işte, ne olsun. Polisler bir şey diyor mu yeni? Yok, yeni bir şey yok da bugün morga çağırdılar. Ya. Şükürler olsun ki bir başkası çıktı. Genç bir çocuk. Yaşı benzemesin, Veysel yaşlarındaymış. Yüzü parçalanmış. Gencecik bir çocuk. Allah, ne korkunç şey bunlar böyle. Ne işte bu ya? Şükran Hanım. Şükran Hanım. Şükran Hanım. Şükran Hanım. Şükran Hanım, iyi misiniz? İyisin, iyi. Biraz daha kolonya vereyim mi abla? Sen git şekerle bir çay kap gel. O güne kadar daha önce hiç bayıldığımı hatırlamıyorum. O günse iki kez bayıldım. Ölümün ne olabileceğini düşündüğüm ve ona en fazla yakın olduğum o gün. Kendimi hem inanılmaz derecede hafif hem de bir o kadar ağır ve kırılgan hissetmiştim. Bedenim hem ağırlığını kaybetmişti hem de yere düştüğümde koskoca bir cam gibi kırılacağım korkusuna kapılmıştım. İçim kayarken Veysel'i düşünüyordum. O beni son anda yakalayacak ve kırılmama izin vermeyecek diyordum. Günaydın Şükran Hanım. Günaydın. Yeni bir şey yok Şükran Hanım. Yok mu? Yok. Olursa biz size haber vereceğiz. Biz sizi arayacağız bayan. Bir haber olursa arayacağız. Kaç kere dedik? Yeni bir haber yok. Yeni değil, herhangi bir şey yok. Gözaltı? Gözaltı, gözaltı yok. Böyle bir şey yok, söylüyoruz ya işte. Evet ama... Hadi sen evine git bayan. Evime mi? Ya evine ya da işine, ne bileyim ben. Bir şey olursa biz sana haber vereceğiz. Bak merak etme, bizzat ben ilgileniyorum. Bir bilgi geçerse elimize hemen seni arayacağız. Merak etme bayan. Bulunacak evladım. Er ya da geç çıkar ortaya. İnşallah. İnşallah. Bizde bilgileri mevcut ama bir gelişme olmadı. Fotoğraf var tabii. Tüm bilgiler de var ama bir haber alamadık henüz. Gelişme olduğu zaman biz sizi ararız. Muhakkak arayacağız sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Thank you.
Veysel! Oydu Veysel. Bir şey ister misin abla? Yok, sen işine bak. Emin misiniz? Eminim. Söyledim size, o hayatta dedim, biliyorum. Öyleyse niçin ya? Öyleyse niçin böyle bir şey yapsın? Neden görünüp kaybolsun? Peki o seni gördü mü? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şule, ne işin var burada? Seni bekliyorum. Gel. Terlik giy. Bugün onu gördüm. Kimi? Veysel'i. Gara geldi. Öldü o. Bugün morga gittim. Bugün onu gördüm dedim. Veysel yaşıyor. Morga gittim diyorum. Cesedini gördüm. Anlamıyor musun? Ölmüş. Ölmüş. Veysel'i öldürmüşler. Günler önce ölmüş, anlıyor musun? Buz gibiydi vücudu. Günler önce ölmüş. Anlamıyor musun? Öldü. Veysel öldü. Veysel değil o. Veysel yaşıyor. Ben gördüm onu. Senin gördüğün ceset ona ait değil. O bir başkasının. Ben de gördüm onu. O Veysel değil. Onu tanıdım. O. Benim oğlumu benden iyi mi tanıyacaksın sen? Onu tanıdım. Yüzü paramparçaydı ama kızımdı ki beni gördüm. O Veysel o. Kasığı mı? Saçmalama. Benim oğlumun kasığında ben falan yok. Kendini kandırıyorsun. Onu sen zehirledin zaten. Kafasına soktukların. Ben bir şey yapmadım. Zehirledin onu. Safsatalarla doldurdun kafasını. Tertemiz bir çocuk o. Tertemiz. Sandığın kadar masum değil o. Yani senin ölçülerini. Yoksa hiçbir şey yapmadı Veysel. Hiçbir şey. Ama yine de yok ettiler onu. Seni de peşini bırakmayacaklar. Sırf onun annesisin diye. Aslında sen de biliyorsun her şeyi. Kocanla da aynı şeyleri yaşamadın mı? Onu kim bilir alıp kaç kere götürdüler. Ne yaptın o zaman? Veysel'e mi sarıldın? Şimdi o da yok işte. Yok. Şimdi kafanı kuma sokup bilmezlikten gelmeni anlamıyorum. Aklınca babası gibi olmasına engel olduğunu sanıyorsun değil mi? Temiz çocuk yetiştirmiş bir başına. Koruyamadın onu. Koruyamadın. Hayal içinde yaşadın, hala da yaşıyorsun. Terbiyesizlik ediyorsun. Sen oğlunu tanımıyorsun, seviyorsun sadece. Evet, seviyorum. Çok seviyorum. Çok da iyi tanıyorum. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Bir başkasını bulursun. Bir başka saf oğlanı.
Soğuk öyle yatıyor şimdi. Veysel ya da bir başkası. Ne fark eder ki senin için? Veysel ölmedi. Yaşıyor. Bir haber yokmuş Güran Hanım. Yok. Siz bir şey duydunuz mu, bir haber? Senin polis gelmiş Güran Hanım. Sen değil. Ben bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Şimdi senin oğlu yüzünden, bir de Halit Pezevenk'inden tabii. Sorguya çekiyorlar beni suçluymuşum gibi. Bunların hesabını benden soruyorlar. Veysel bir şey yapmadı. Sizi de sıkıntıya soktuk Rıfat Efendi. Onun da, Halil Pezevenk'in de. Kusura bakmayın ama sıkıldım ben bu işten. İşinize bakın lan! Sıçtırmayın ağzınıza! Şey, affedersiniz. Kafam bozuk. İkide bir de siz de geliyorsunuz böyle başıma. Peki Halil, ondan bir şey biliyor musunuz? Yok. Kulağınıza bir şey gelirse... Ararız seni, tamam, merak etme. Ama artık kulağımıza bir şey geleceğini zannetmem. Yenge! Yenge! Halil abi gitti. Ertesi gün gitti. Ne? Nereye gitti? Veysel abinin aldığını öğrenince kayboldu ortalıktan. Veysel tutuklanmadı. Veysel tutuklanmadı ki, polis yok böyle bir şey diyor. Halil nerede? Halil abinin babasına sor istersen. Beyoğlu'nda Dilbazlar Sineması. Sen Veysel'le ilgili ne biliyorsun bakayım? Babasına sor. Ona sor. Halil abi o biliyor. Sen anlat. Ben bir şey sen bilmiyorum. Sen anlat. Niçin daha önce anlatmadın? Şimdi anlat. Ben bir şey bilmiyorum. Sana yardım edeyim dedim sadece. Efendim? Maaşınızı saymadınız. Ha. Sayardınız hep. Kaç gündür dalmaya gelmediniz. Gerçi böyle bir durumda insanın aklına maaşıma gelir. Unutmuşum. Teşekkür ederim Salih. Görevimiz. Şükran Hanım. Kadir abiyi çok severmiş Şükran Hanım. Abilik yapmıştır bana. İyi adamdı. Evet, öyleydi. Şükran Hanım. Elimden bir şey gelirse, yapabileceğim bir şey olursa lütfen söyleyin. Yok, sağ ol. Kadir abinin ölümü de çok ağır gelmişti hepimize. Veysel ölmedi Salih Bey. O ölmedi. Vurulmuş diyorlar Şükran Hanım. Vurmuşlar. İyiyim ben, iyiyim. Zor. Çok zor tabii. Ben de yanıyorum. Sana bir yardımımız dokunamıyor diye. Geçecek tabii bunlar. Geçecek tabii. Esas sana bir şey olacak diye üzülüyorum. Merak etme, bana bir şey olmaz. Hep öyle derler. Ama sonra bir şeyler olur işte. Ben iyiyim. Gerçekten iyiyim.
Geceleri kalkıp odasına gidiyor musun? Üstü açılmıştır diye. Ha? Rüyanda görüyor musun? Ben bir iki kere gördüm. Tuhaf. Melek teyze dedi. Tuhaf. O benim canım. Benim hiç çocuğum olmadı biliyor musun? Çok istedim olmasın. Hem de çok. Ama olmadı. Rabbim öyle uygun gördü demek ki. Sen evlenmiş miydin hiç bilmiyordum. Kocan nerede peki? Öldü. 12 sene önce. Dile kolay. 12 yıl geçmiş. Zonguldak'ta maden işçisiydi. Göçük altında kaldı. 3 ay o madenin ağzında bekledim. Her gün gittim oraya. Bekledim. Bugün gelecek diye. Gelmedi. İşe geç kalıyorum. Gelmedi diyorum sana. Başında beklersin. Sonra alışırsın. Öyle tuhaf bir mahlukat ki insan denen yaratık. Her şeye alışıyor. Geç kalıyorum. Gelmedi diyorum. Bizim burada bulunma amacımız sizin yanınızda olduğumuzu göstermek, duygularınızı paylaşmak, sizlerle birlikte çalışmak ve sonuçlarından sizleri devamlı olarak haberdar etmek amacıyla ve onların söylediğiniz yakınlarınız hakkında haber verebilecek varsa yeni bilgiler almak için buraya geldik. Yalnız ölülerin fotoğraflarının duvarda asılı olduğunu çok geç fark ettim. Yalnız onların resimleri ellerde dolaşır. Yalnız ölüler resimlerine sığınırlar. Ölüm çerçeveleri yerleşir. Peşimizi bırakmaz. Bir şey mi var? Yok. Geç kalma. Veysel'in annesiyim. Hangi Veysel? Oğlunuz Halil'le aynı yerde çalışıyorlar. Ben Halil'i soracaktım size. Zafer Bey, Halil diyorum, onu arıyorum. Niye? Veysel kaybolduktan sonra o da... kaybolmuş. Ee? Ertesi
ertesi gün kaybolmuştu. Memlekete gitti dediler. Benden mi istiyorsun bayan? Ben ne yapabilirim? Ondan bir haber var mı? Nasıl bulabilirim? Bulamazsın. Nerede o? Bak bayan, işim var benim. Derdin varsa polise git. Gittim, her gün gidiyorum. Onlar bir şey bilmiyor. Ne senin oğlunla ilgili ne de o pişle ilgili ben de bir şey bilmiyorum. Siktirip gittilerse gittiler. Ne yaptıklarını bilmek istemiyorum, anladın mı? Böyle şeyler benim defterimde yazmaz, anladın mı? Nasıl şey? Muzaffer Bey, benim Veysel'i bulmam gerek. Bul o zaman, bana ne? Bak bayan, benim işim var, anladın mı? Ne senin oğlunu bilirim ne de o Halil İdil'i. Ne bok yerlerse yesinler, beni ırgalamaz, anladın mı? Pezevenkler. Başına bir iş gelmiştir diye korkmuyor musunuz? Ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun hanım? İşim var benim, haydi. Halil'in annesi nerede? Sana ne? Nerede? Hadi. Seni sordum iki tane. Orada asker vardı. Onlar dediler ki sen gittiler içeride kaldılar. 10 dakika falan geldilerdi. Öyle birisi bu gece buraya gelmemiş. Orada gittim aşağıdaki bir tane daha karakol vardı. Oraya gittim orada da araştırdılar. Birbirine sordular. Telefon ettiler birbirine falan. Dedi öyle kesinlikle Hüseyin adında birisi gelmedi buraya bu gece. Sonra tekrar yukarı geldim. Beyimi götürdüm eve bıraktım. Bir daha geldim. Bir daha değişmiş askerler, bir daha onlara sor. Ne olur dedim ben anneyim. Akşam da Hüseyin gelmiş, açtır dedim. Bir parça ekmek vereyim ona. Onlara şey yaptım. Gitti geldi dedi evet Hüseyin Orsümür burada. Daha bu öğleden sonradadır. Dedi budur burada. Gittim onlara da yaptım sigara, döner falan. Çocuğa da yaptım. Götürdüler geldi de dedi budur burada çok iyidir. Ben gittim biraz rahat oldum. Sonra... Çünkü biliyorum senin sucu yok dedim. İyi sucu yok o. Biraz rahat oldum. Yedim ayaklarım patlamış. Tabii sabahtan geziyorum bu yani. Terlik benim ayağımı tutmuş. Onun küçük kardeşine dedim götür büyük bir karpuz götür Hüseyin'e. Dedi ki Hüseyin orada, burada yok. Artık ben bu duvarda o duvarda başımı vurdum yani. Dedim bir şey başına geldi. Hadi Hüseyin ne oldu ki belediyeler burada? Şimdi de burada yok. Tabii o gece de kaldım sabaha kadar. Çıktım o dağlara gidiyorum. Bir iki sefer gittim bağırdım. Sanki dağlar da benimle beraber bağırıyorlar. Uf, çok ağladım yani o kadar gidiyorum. Çocuklara bakıyorum. Acaba gözleri kime benziyor? Senin gözleri bunlarda var mı? Elleri onlara var mı? Sonra da artık herkes birisi gördü ki. Onu o gece öldürmüşler. Bir battaniye sarmışlar. Onu çünkü gömleğini tanıdılar. Gömleği tanımışlar. Telefon ettiler. Böyle böyle gömlek vardı. Battaniyeye sardılar. Aldılar gence doğru götürmüşler. Sonra genç suyuna koymuşlar. Oradadır benim oğlum. Ben sağda dedim ki bir kemiklerini bana verin. Bir mazarım olsun. Ben bunu her zaman istedim. O da olmadı. Yani bu kaybolmak çok zor. Orospu sen değil orospu. Ne dersen de. Aşağılık orospu. Kabul et öldü o. Cesedini bana vermiyorlar. Al onu oradan. O Veysel değil. Veysel o. Ben Veysel'i gördüm. Hayatta o yaşıyor. Onu bulacağım ve suratına birlikte çıkacağız. Hayal görüyorsunuz. Al onu oradan. Hadi ben neyse de sen niye tosluyorsun her öğlen? Cevabı belli değil mi sence?
Yemekleri sen pişirmiyor musun yani? E işte ondan. Aile misin? Dalga geçiyorsun benimle. Yok. Hem seninle burada tost yemek daha iyi geliyor bana. O mendebur çünkü hababam benim lokmalarımı sayıyor. Yok artık. Öyle valla. Yarın gel de sana el cezimle bir yemek pişireyim ben ha. Sağ ol. Yarın hiçbir yere çıkmayı düşünmüyorum. E ne yapacaksın evde bir başına ya? Ahmet Bey. Rahatsız ediyorum böyle sabah sabah ama. Yok ne demek, rica ederim. Buyurun. Ben dün gece hiç uyuyamadım Şükran Hanım. Garip bir şey oldu. Size söylesem mi, söylemesem mi bilemiyorum, emin olamadım. Bütün gece döndüm durdum. Ne oldu, bir şey mi oldu? Dün dükkana bir akrabam geldi. Cezmi diye bir haloğlu. Cezmi polis. Yıllardır görmüyordum. Gevezenin tekidir zaten. Garip bir şeyden söz etti. Neden? Bir gençten. Gözaltındayken nakil sırasında kaçmış. Araba kaza yapınca kaçmış. Peşine düşmüşler fakat yakalayamamışlar. Çocuğun adı Veysel'miş. Aklıma gelenlerden emin olamadım. Daha sordum, cevap vermedi. Oğlan kaçmış. Herkes peşine düşmüş, bulamamışlar. Gazetelerden saklanmış olay. 5-10 gün kadar oluyor. Dediğine göre oğlan başka bir şehirde görülmüş. Nerede? Bilmiyorum. Söylemedi. Israr ettim, söylemedi. Daha da üstüne gidemedim bir şeylerden şüphelenmesin diye. Belki de hepsi bir tesadüftü. Ya da Cezmi'nin abartması, bilmiyorum. Nerede bu Cezmi? Ahmet abi. Çok aptalca bir madde. Bu diyor ki eğer bir korsan bu testleri geçemez ve bayat komedinin sınıfına geri dönmek istemezse o zaman diğerini de çalışabilir. Bu sen sanki yasa boşluğunu duydun. Hemen bana serviste rahat bir iş ayarlar. Soğuklusu ve manzarası olan rahat bir köşe. Doğru değil abi bu yaptığın. Ben sana gizli kalacak bir şey anlattım. Bu böyle yani. Bu özel bir durum ama. Özel mi özel? Kısın şunu sesini be! Bu gizli kalacak bir şey. Senin ağzında bakla ıslanmıyormuş be abi. O mu? Abi anlıyor musun? Mesleğimle oynuyorsun. Abartma Cezmi. Küçük bir bilgi sadece. O mu dedim? Abi. O mu? Benziyor. O galiba. Ben çok kısa gördüm oğlanı. Birkaç dakika, o kadar. O belki de, ne bileyim. Nerede görmüşler onu? Mardin. Mardin'de görülmüş. Tehlikeli bir tip bu senin oğlu. Çok yaşatmazlar. Niye gitmiş ki Mardin? Ne işi varmış orada? Babası oralıydı. Ama hiç kimse kalmamış ki orada. O güne kadar mesafeler hakkında hiç düşünmemiştim. Uzak neresidir hiç aklıma gelmemişti sanki. O gün oğlumun nerede olabileceğini öğrendiğimde yaşadığına olan inancımın doğruluğu kadar mesafelerin ne ölçüde sıkıntı verici olduğunu anladım. O orada uzak bir yerdeydi. Ben burada onu özlüyordum. Kalbim onu istiyordu. O uzakta hiç bilmediğim bir yerdeydi. Uzak oğlumun olduğu yerdi. Hayatımdaki ilk gerçek yolculuğum bu. En uzun, en huzursuz, en umutlu yolculuğum. Ankara'nın ötesini hiç görmemiştim. Ötesinde neler var hiç bilmiyordum. Bildiğim tek şey Veysel'in orada bir yerde beni beklediğiydi.
kişiyi öldürdü. Ne? İçerideki olan 3 kişinin katili. Kan davası yüzünden 3 kişinin canına dolmuş. Hepsini de tam kafasından vurmuş. Diyarbakır'a mı? Mardin'e. Oradan Mardin'e gideceğim. Mardin bu mevsimde sıcak olur. Efendim? Mardin diyorum. Bu mevsimde sıcak olur. Hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Arkada kalanlara baktıkça bir yerden uzaklaşmaktan çok bir yere yaklaşıyormuşum duygusuna kapılıyordum. Daha önce hiç görmediğim bir toprağa, hiç görmediğim gökyüzüne, hiç tanımadığım bir diyara. Onun beni orada beklediğinden öylesine emindim. O şehre gittiğimde onu beni bekler bulacaktı. İçimde bir zaman önce açılmış bir kapıydı. Sanki giderek daha derinleşiyordu. Merdivenler çıktıktan sonra sağ tarafta bir otel olacak. Şu merdivenler. Şu merdivenler çıktıktan sonra. Teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun. Ben bir oda istiyorum. Bir oda mı? Sana mı? Evet, bana. Yalnız mı kalacaksın? Tek kişilik. Evet, tek kişilik. Kimlik?
Kayıt için. Buyur. Yakınlarda bir lokanta var mı? Var. Nerede? Çıkınca sağda. Ama biraz yürüyeceksin. İstersen yemeğini odana getireyim. Yok sağ ol. Bakar mısın? Buyur abla. Borcum ne biri? Bir üç. Gördün mü onu hiç? Belki ha? Görmedim hiç. Tanımıyorum. Emniyet ne tarafta bu da? Çarşının sonunda, vilayete yakın. Bu tarafta. Arkadaşlar size konuyu izah etmişler. Şükran'dı değil mi? Evet. Şükran Hanım. Benim ekleyecek bir şeyim yok. Ben yine de sizinle görüşmek istedim. Tabii ama dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok. Görmüşler ama onu. Kim görmüş? Görmüşler, öyle haber aldım. O haber vereni getir bana, bana da anlatsın. Görmüşler. Yanlış yerde arıyorsun onu hanım, yanlış. Onu başkalarına soracaksın. Sabah sabah dikildin karşıma sen de zaten. Bak bir sürü işim var benim. Oğlum o benim. Ya öyle mi? Buraya başka anneler de geliyor oğullarının cenazelerini alma. Onlar da anne. Bir haber alacak olursanız şey değil ben de. Bayraktar olayım. Benden nasihat olsun size. Dikkatli olun. Özellikle bazı kişilere karşı. Etraf tehlikeli tiplerle doludur. Ne konuştuğunuza da dikkat edin. İşim var şimdi. Hadi artık. Evet Ahmet Bey. Yok diyorlar, yok.
Yok diyor burada polis. Jandarma da yok diyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ha bir de valiye gideceğim. Evet. Zor tabii ama ne yapayım? Tamam, sağ olun. Yok hayır hayır, ben ararım sizi yine. Hoşça kalın. Teşekkürler. Borcum ne kadar? 5 milyon. Hı. Ne vardı? Oğlunu mu arıyorsun? Nereden biliyorsun? Derviş Ağa'ya gideceksin. Kim? Derviş Ağa, ona git. O kim? Ona gideceksin. Oğlunu bulmak istiyorsan ona gideceksin. Ama 2-3 günden önce göremezsin. Karşı tarafta, Suriye'de. Kız almaya gittiler. Çok birbirine benziyor. Valilikli tarafta biliyor musunuz? Buralar öyledir. Kolay kaybolursun. De. Dümdüz git. Caddeye çıkarsın. Size söylediğim gibi bayan, Vali Bey Ankara'ya gitti, 3 gün yok. Hoş olsa da yapabileceği bir şey yok. Siz dilekçenizi kaleme bırakın, gereken yapılır. Oğlum 20 yaşında, adı Veysel. Biliyorum, söylediniz 20 yaşında. Dilekçenizi verin kaleme. Onu burada görmüşler. Tamam bayan, dediğiniz gibi ise bulunur. Dediğim gibi. Tamam öyleyse dilekçenizi verin. İstanbul'da da verdim dilekçe. İyi, bir de burada verin. Hadi bayan, işim var benim. Dediğimi yapın, hadi. Hani polis tanıdığınız vardı, akrabanız hani, adı neydi? Merhaba. Ha Cezmi. Cezmi. Hazır mı? Ahmet Bey, ne olur onunla bir daha bir konuşsanız diyorum. Evet. Belki bildiği bir şeyler daha vardır. He, yani bir isim falan burada. Ne olur. Ne olur. Tamam. Çok sağ olun. Ahmet Bey, ben bu şeyini, kaldığım otelin telefonunu veriyorum size. Bayraktar Oteli 340-50-21 21 evet. Başına 482 koyacaksınız. Ahmet Bey, bir konuşun, vardır. Vardır, vardır, mutlaka vardır. Ne olur. Sağ olun Ahmet Bey, bekliyorum ben telefonunuzu, oldu mu? Tamam, sağ olun. Hoşça kalın. Abla hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bir çay. Peki. Abi bir baksana. Bunu hiç gördün mü?
Görmedim. Tanımıyorum. Merhaba yenge. Müsaade eder misin? Kimsiniz? Bu bey Alman, gazeteci. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum. Sizinle konuşmak istiyorum. Ne konuşacakmış? Ich bin gazeteciyim. Arim Gerhard, gazeteci. Gazeteciyim diyor. Tamam, anladım da ne konuşacakmış? Oğlunu arıyor musun? Dürfen wir uns hinsetzen? Oturabilir miyim diyor, sadece bir dakika için. Ne istiyorsunuz benden? Yalnızca konuşmak istiyor. Kayı plan üzerine çalışıyorum. Hikayenizi merak ediyorum. Oğlunuz benim için önemli. Anlıyor musunuz? Onun nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok. لا تنقحني ولا تكيت تريو هو زي ينقحر عليكي وانت زي تنقحرين بل الله تعالى تجيب الكني بالسلامة وتتفرحين وتسي عندك تهنية ولا تكيزي فرحانة عليكي onu bulacağını söylüyor. Nasıl? Bütün evlatlar annelerini bulurlarmış. Bütün anneler de evlatlarını bulurlarmış. Diyor öyle. Ne dedi? Kapının önünde beklerlermiş. Arada sadece bir kapı varmış. Sonra kavuşulurmuş. Sular akmıyor. Bazen akmaz. Hep böyle olur. Kesmişlerdir. Ne zaman gelir? Kim bilir? Bu gece gelir mi? Belki. Ha, bana telefon eden falan oldu mu hiç? Hayır. Telefonlar da kesik. Büyük operasyon var. Ne kadar sürer belli olmaz. Derviş Ağa yarın akşam geliyormuş. Haberin olsun. Kim o? Ben, Gerhard, gazeteci. Ne var? Lütfen, size bir şey söylemem lazım. Ne istiyorsun, ne? Lütfen, oğlunuzla ilgili. Lütfen açın. Affedersiniz. Geç olduğu biliyorum. Benim odam sizinkinin yanında. Düşündüm ki görüşmemiz gerek. Ne hakkında, ne istiyorsunuz benden? Yardım. Belki yardım edebilirim. Nasıl, niye ki? Onun kim? Bana anlatın biraz. Ona ne oldu? Bu sizi ilgilendirmez. Moment. Oğlunuz Veysel. Adı Veysel. Değil mi? Onunla ilgili bir şey mi biliyorsunuz? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok ama... gazeteciyim ben. Yazabilirim. Hayır. Bana anlatın biraz. Hayır. Biraz. Hayır.
Bir dakika, ben kadayıf istemedim ki. Müesseseden abla. Bacım baksana. Şu resmi göstersene bana. Oğlum değil mi? Evet oğlum, tanıyor musun? Bir kere gördüm. Nerede? Sakin ol bacım, sakin ol. Ben değil ama tanıyan birini biliyorum. Kim, nerede o? O kadar kolay değil, çocuk oyuncağı değil bu. Ne yapmam lazım lütfen söyle. Akşam 5'te medreseye gel. Medreseyi biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Bu adamı getireceğim sana, meraklanma. Kimseye bir şey söyleme, tehlikeli olur. Ama... Ama ne? Param var. Ne kadar? Çok değil ama istenmez hemen. Ne kadar? Ona sorarsın bilmiyorum ama sen 50 getir, tamam mı bacım? Tamam. Tamam. Her şeyi anlatacak. Ama biraz üzmüş Ergele. E ne yapacağız? Bak bacım. Senin yüzünden dertsiz başımı derde soktum. Adam biraz korkmuş. Kaçmaya çalıştı, ikna ettim. Ama bu paraya olmaz diyor. Ne olacak şimdi? Sen bilirsin bacım. Oğlunu görmek isteyen sensin. Benden bu kadar. Dur dikme. Al şunu. Bunu da. Sen burada bekle. Müşteriler yiyip sıçıp atıyorlar. Parayı ödemeden de gidiyorlar. Ne oldu, bir şey mi var? Yok bir şey. Biri aradı İstanbul'dan, Ahmet diye biri. Ne zaman, ne dedi? Birisi dedi polismiş. Cezmi mi ne? Evet. İzni ayrılmış, bulamamış. Sana söylememi istedi. Ne dedin bacım? Veysel. Veysel ne? Veysel Aksu. Polise gitmişsin. Gittim, yok dediler. Jandarmaya da gittim. Yok mu dediler? Allah Allah. Ne yapacaksın oğlunu? Onu bulmam gerek. Dikilme. Buyur otur. Yemek ye. Sağ olun. İyiyim. Yedim ben. Sağ olun. Düğünümüz var yarın. Duydum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Oğlun evli mi? Değil. Daha çok genç. Evine dön. Ayıp çocukları bulmak bizim işimiz değil. Evine git. Nasıl? Evine dön dedim. İstanbul'dan gelmedin mi? Oraya dön. Ama... Aması maması bu. Evine dön. Ama oğlum Veysel burada... Evine dön dedim bacım. En iyisi bu.
Orada. Karanlıklar içinde bir yerde. Hayır. Yok, hayır, burada biliyorum. Ne yapacağım bilmiyorum, çıldıracağım. Bilmiyorum. Ne yapacağım bekliyorum Ahmet Bey. Hayır, burada, o burada Ahmet Bey. Burada, burada olduğunu biliyorum, burada. O burada. Bul onu bana. Dua mı edeceksin? Yok, hayır, öyle bakıyorum. Dua et, aradığın için. Aradığımı nereden biliyorsun? Burası küçük yer. Herkes her şeyi bilir. Dua et onun için. Ediyorum, tabii ediyorum. Benim de bir oğlum var. Ama şimdi nerede bilmiyorum. Onun için dua ediyorum hep. Oğlun olsun. Var mı gerçekten? Var. Bir tane. Bana benziyor. Hı. Yani yalnızca suratı. Hayırlı günler. İnşallah istediğine kavuşursun. Sağ olun, çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Oğlun için mum diktim. Bazen işe yarar. Yani çoğu zaman. O gün daha önce hiç olmadığı kadar yürekten dualar okudum. Bekliyordum onu. O da beni bekliyordu. Yüreğim sızlayıp duruyordu. Benim Halil ve senin arkadaşı atölyeden. Halil! Halil sen! Ey sen nereden? Nasıl buldun beni? Söyle be, sen nereden? Sakin olsun, her şey yok. Tamam. Ey sen nereden olsun? İyi mi? Sen niye geldin buraya? Ben neyim delirdin mi? Kaç kere telefon ettim, aradım seni. Ey sen nereden? Ve senin nerede olduğunu söyleyeceğim. Söyle. Tamam, sakin olursan söyleyeceğim. Tamam. Her şeyi anlatacağım, bak. Tamam. Ve sen... Buyur bacım. Hı? Buyurmaz mısın bacım? Buyur otur lütfen. Bir şey mi oldu? Hı? Bir şey mi oldu dedim. Yüzün bembeyaz. Su ister misin? Ben askerliğimi İstanbul'da yaptım. Bilirim oraları. Sarıyer'de. Ama bir daha görmek kısmeti olmadı.
Benim oğlum öldü. Allah seninkini sana bağışlasın. Ne bu? Senin. Yanlışlıkla almışlar senden. Ben geri getirdim. Şu adam Alman. Ne olmuş? Nerede o? Dün gece ayrıldı otelden. Ama sen ayrılma, bekle. Ha? Belki bir haber gelir. Kim bilir? Bak babacığım, seni görmek istiyorlar. Oğlunla ilgili. Veysel'in anası mısın sen? Evet. Seni ona götüreceğiz. Beni ona mı götüreceksiniz? Şimdi değil. Yarın odandan çıkma. Bizden haber bekle. Ama duydun dediğimi, bekleyeceksin. Affedersin bacım, seni alacaklar. Nasıl? Kullanılmayan yük garı var ya, oraya gideceksin. Oradan alacaklar. Tamam. Başın ey bacım. He? Ne
Veysel yukarıda yeşil kaplı evde seni bekliyor. Biz seni burada bekleyeceğiz. Seni arıyor dediler. Kimsin sen be? Anan nerede? Kimsin sen ya? Veysel'imi arıyorum ben. Ne oğlum o? Veysel benim. Veysel Aksu. Kim bu? Oğlum Veysel'im. Veysel Aksu. Kimsin sen be? Nereden çıktın? O siktir ya. Oğlun kim senin? Nerede o? Bilmiyorum. Kayboldu. Kaybolmuş. Ben de anamı göreceğim diye işe bak ya. Siktir. Anne. Anneni mi bekliyordun? Öyle dediler. Annen seni görecek dediler. İşe bak ya. Özlemiştir seni. Suratımı yırttın. Ben birden çok fena oldum. Nerede kayboldu bu Veysel? İstanbul'da. Kayboldu. Sen burada mı arıyorsun? Nasıl kayboldu? Bilmem ki. Kayboldu işte. Üzülüm kayboldu. Kayboldu canım. Veysel'im kayboldu, kayboldu Veysel'im, Veysel'im kayboldu. Buraya gelmem çok zor oldu. Beni arıyorlardır şimdi. Senin gelmen de kolay olmamıştır. Veysel'i göreceksin dediler. Beni gördün işte. Anam, sana pek benzemiyor. Sen benziyorsun ona. O da hep aynı diyor. Aynı bensin diyor. Ne zamandır görmedin onu? Çok zaman oldu.
Uzun zaman. Çok uzun zaman. Ben de öyle. Çok zaman oldu göremedim. Nasıl olsa bulursun. Ya da o seni bulur. Bilmiyorum. Sigan Hanım, bizimle geleceksiniz. Bu mu oğlum Veysel Aksu? Şeyi o gün arkamda bıraktım. Her şey. Hayatımın en uzun yolculuğu sanmıştım. En uzun ve en umutlu. Ama her yolculuğun bir sonu var. Hep gidilen ve dönülen bir yer. Hep umut. Ve hep umutsuzluk. Hep bulmak ve hep kaybetmek.
kaybettiğimizi zannettiklerimiz, aslında onları yanlış yerde aradıklarımız. Aslında bir kapının ardında bizi bekliyorlar. Bir gün geniş bir çöle açılacak bir kapının ardında. Huzursuz kalbinizle diğer taraftaki sevdiğinize kavuşmayı bekliyorsunuz. Kapının aralıklarından, çölden esip size onun kokusunu getiren bir yeri hissediyorsunuz. Gitmek istiyorsunuz, huzura kavuşmak istiyorsunuz ama kapı size kapalı. Geçirmeniz gereken günleriniz var. Hiçbir şey kalbinizi sakinleştirmiyor. Hiçbir şey. Yalnızca bir tek şey. Kapının deliğinden gelen bir fısıltı. O dönecek değil mi anneciğim gibi? Evet, gelecek sevgilim. O gelecek.